Türkiye cayır cayır yanıyor ama Türk Hava Kurumu Başkanı düğünde eğleniyor. Bir yakınının düğünü varmış. Olabilir, gidebilir. Eyvallah. Ama telefon diye bir şey var. Telefonunu niye kapatıyorsun? Neden kimse sana ulaşamıyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız hükümetin yapması gerekeni sorumluluk anlayışı gereği olarak yapmak istiyor. Türk Hava Kurumu Başkanı'nı arayıp ondan uçak kiralamak istiyor ve Muğla'daki yangınları söndürmek istiyor. Ama bakıyorsunuz Türk Hava Kurumu Başkanı'na ulaşılamıyor. Gerekçe beyefendi düğünde. Düğünde belki eğleniyor, halay çekiyor, şarkı söylüyor, belki de oynuyordur. Ama sorumluluk sahibi insanlar böyle günlerde sorumluluğunun gereğini yaparlar. Türkiye yanıyor, cayır cayır yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Türk Hava Kurumu Başkanı ise hiçbir şeyi umursamıyor beyefendi. Kayyum olmanın verdiği rahatlıkla AK Parti'nin kayyumu olarak gitmiş düğünde eğlence yapıyor, eğleniyor. Yazıklar olsun. Seni oraya getirene de yazıklar olsun, sana da yazıklar olsun. Birazcık onurun varsa hemen o görevden istifa edersin. Eğer hükümetinde birazcık onuru varsa hemen seni oradan istifa etmiyorsan da görevden alıverir. Türk Hava Kurumu Başkanı iki uçağın tamir edilmesi gerektiğini, bunun için ise 4,5 milyon dolar civarında bir paranın lazım olduğunu söylüyor. Allah aşkına milyonlarca dolar Rus kiralık uçaklarına veriliyor. Allah aşkına her gün 10 binlerce doları bu uçaklara, kiralık uçaklara veriyorsunuz. Ama bize ait olan, Türk Hava Kurumu'na ait olan iki uçağın tamiratı için 4,5 milyon doları vermiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Niye? Çünkü kiralanan uçaklardan birileri komisyon alıyorlar demek ki. Niye? Çünkü belli ki birileri uçakların, Türk Hava Kurumu uçaklarının çalışmasını istemiyor. Uçaklar yurt dışından kiralansın. Birileri bu işten nem alansın, para kazansın isteniyor. AK Parti'nin aklı, fikri, AK Parti yöneticilerinin aklı, fikri parada, pulda. Uçaklarımız var, hangarda çürüyor. İkisinin tamiri için 4,5 milyon dolar gerekli deniyor. Ama milyonlarca dolar kiralık uçaklara veriliyor. Gerçekten bu Aziz Nesin hikayelerine bile taş çıkartacak bir komedidir. Bizim uçağımız var, tamir edip de kullanmıyoruz. Ruslardan uçak kiralıyoruz. Aziz Nesin düşünse böylesine bir komedi yazamazdı, sergileyemezdi. Yangın ihtimalinin yüksek olduğu ülkelerde her zaman yangın söndürme uçakları hazır bekletilir. Örneğin Yunanistan'da 38, Fransa'da 26, İtalya'da 19, İspanya'da ise 17 uçak her an yangın çıkacakmış gibi hazır bekletiliyor. Türkiye'de ise bir tane. Son birkaç günde iki uçak daha kiralandı, getirildi, 3 oldu. Ama hazır bekletten yangın söndürme uçağı sayısı 1. Peki sarayda kaç uçak var? 13 uçak var. Saraya uçak alacağına Türkiye'ye yangın söndürme uçağı almanız gerekmiyor mu? Saraya gelince 13 uçak ama ciğerlerimiz yanıyor, Türkiye alev alev yanıyor, maalesef uçak alınmıyor. Bu bile AK Parti'nin, hükümetin ne kadar yeteneksiz olduğunun, ne kadar beceriksiz olduğunun ve AK Parti'nin, hükümetin ne kadar gayri ciddi Türkiye'yi yönettiğinin, daha doğrusu yönetemediğinin bir ispatıdır. Pek çok yerdeki enerji hatları beşli çeteden üçüne ait olan şirketlere ait. İddiaya göre Marmaris'teki yangının çıkma sebeplerinden birisi bu enerji hatlarının bakımsız olması ve o kabloların sarkmış olması. Sarkan kabloların ağaçlara değiyor olması ve devamında kıvılcım ile orman yangınlarının meydana gelmesi. İklim krizi, kuraklık hepsi etken ama hatlarda, enerji hatlarındaki bakımsızlık ve kabloların sarkmış olmasının orman yangınına sebep olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre bu hattaki, enerji hattındaki bu kabloların yeniden düzenlenmesi, bakımının yapılması, gerekirse değiştirilmesi gerekiyor. Ama bu üçlü firma, yani beşli çeteden üçüne ait olan bu hatları, bunlar maalesef yenilemiyorlar, bakımını yapmıyorlar. Hükümet de beşli çeteye ait olduğu için, beşli çetenin üç firması olduğu için sesini çıkartmıyor, ağzını açmıyor ve bunlara gerekli uyarılarda bulunmuyor. Bu iddia çok önemli bir iddia. Bu iddia sahadaki çalışan, ormanı yangınını söndürmeye çalışan personel tarafından da bilinen bir iddia. Bu yangınların kuraklık nedeniyle, iklim krizi nedeniyle çıktığı şüphesiz ama bir başka gerekçe de, bir başka gerçek de bu yangınları çıkartan kablolara ilişkin bakımsız olması ve sarkmış olması.